Öncelikle farkla başlayalım. Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17.111. Bu artabilir, azalabilir ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değil. Bunu Yüksek Seçim Kurulu da biliyor. Sayın Erdoğan da biliyor, Sayın Binali Yıldırım da biliyor, dünya da biliyor. Değerli basın mensupları, bu arada demokrasi tarihimizde hiçbir dönemde yaşamadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Büyükçekmece'de vahim bir tablo söz konusu. Biliyorsunuz Büyükçekmece'de belediye başkan adayımız Sayın Doktor Hasan Akgün önemli bir farkla, yaklaşık 4200 farkla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını kazandı ve mazbatasını 3 Nisan günü aldı. Mazbatasını aldı. Ve çok güzel bir törenle halkla buluşarak da görevine başladı. Bugün pazar. Büyükçekmece'de insanlar evlerinde istirahat ediyor, dinleniyor, kapıları çalınıyor. Kim tarafından? Polis tarafından. Büyükçekmece'de seçmenlerin, insanların evlerine gidiliyor, kapıları çalınıyor, kimlik bilgileri isteniyor, ev haliyle fotoğrafları çekiliyor. Ev hali. Demokrasi tarihimize kara lekeler sürülmeye bu dönemde maalesef devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı derhal açıklama yapmak zorundadır. Çünkü insanların anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri vardır. Siz Büyükçekmece'de sandıklara müdahale mi etmek istiyorsunuz? Büyükçekmece'de seçmenlerin, insanların üzerinde baskı mı kurmak istiyorsunuz? Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, sandıklara müdahale etmek istediler, oylara müdahale etmek istediler, müsaade etmedik. Çünkü Millet İttifakı olarak sandıklara sahip çıkıyoruz. Çünkü oy namustur. Şimdi Büyükçekmece'de seçmenler üzerinde ağır bir baskı oluşturup, üstelik sayım devam ederken Büyükçekmece'de ne yapılmak isteniyor? Sayın Hasan Akgün, 3 Nisan'da mazbatasını alıp göreve başladığı halde bir saat önce yaklaşık Büyükçekmece'de ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için yeniden sayım başladı. Sonuç Büyükçekmece'de de değişmeyecek. İstanbul'da da değişmeyecek. Ama buradan İçişleri Bakanlığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Hiçbir güç hukukun üzerinde değildir. Hiçbir güç halkın iradesinin üzerinde değildir. Değerli basın mensupları, milli iradeyi masada gasp etmek istiyorlarsa eğer, bu çok beyhude bir çabadır. Biz hem milli iradeyi hem İstanbul'un iradesini, İstanbul'un hak ve hukukunu sonuna kadar mutlaka koruyacağız. Bu iradeyi asla çiğnetmeyeceğiz. Şimdi son olarak diyorlar ki Sayın Ekrem İmamoğlu'na, siz diyorlar hangi hakla kendinizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ifade ediyorsunuz? Hangi hakla? Tabii ki kanundan doğan hakla. Şimdi size mahalli idareler hakkındaki kanun 22. maddesinin 2. fıkrasını okuyacağım. Aynen okuyacağım. Çünkü bu çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. Aynı seçim gecesi olduğu gibi. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiş olur. Seçilmiş olur.
Yani Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı belediye başkanlığına seçilmiş kişidir. Bu hakkı kanundan alıyor. 1 Nisan tarihli İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağı. 1 Nisan tarihli. Bu tutanakla ilgili kanuna atıf yapıyor ve bu tutanak kanuna dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ilan ediyor. İşte buradan alıyoruz bu hakkı. Hukuktan alıyoruz ve milli iradeden alıyoruz. Son olarak çağrımız lütfen herkes demokrat olsun. Herkes kazananı tebrik etsin. Çünkü hiç merak edilmesin. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği gibi 16 milyon kazandı. Sayın Binali Yıldırım da kazandı. Sayın Binali Yıldırım ne demişti? İstanbul'a geldi. Dedi ki unumuzu eledik, eleğimizi asmışken İstanbul'a gönderildik dedi. Yani ben yorgunum dedi. Zorla aday yapıldım dedi. Onun için Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etsin. Çünkü o da kazanmış olacak sonuçta. Teşekkür ediyorum.